Sevgili çocuklar, şimdi hep birlikte şanlı tarihimizin zengin sayfalarına bir yolculuk başlatıyoruz. Bu yolculukta tarihimizin eşsiz kahramanlarını, örnek şahsiyetlerini çok daha yakından tanıyacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Sezai Karakoç, şair ve fikir adamıyım. Hayatımda iyi, ahlaklı, dürüst ve alçak gönüllü bir şair ve fikir adamı olmayı amaç edindim. Okumaya, yazmaya, kitaplara ve şiire aşıktım. 22 Ocak 1933 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldim. Arkadaşlar, Ergani, bakır madeniyle bilinmesinin yanında tarihi eserleriyle de zengin bir ilçedir. Örneğin 9000 yıl öncesine ait Çayönü Ören yeri bunlardan sadece biridir. Çayönü Tepesi, dünyada ilk tarımın yapıldığı bilinen en eski yerleşim yerlerindendir. Anlayacağınız Ergani, tarihe merakı olanlar için eşsiz bir gezi alanıdır. Doğduğum bu topraklar, sıcacık insanlarıyla, cömert halkıyla ve tarihi zenginlikleriyle nam salmıştır. Babam Yasin Bey orta halli bir tüccar, annem Emine Hanım ev hanımıydı. Babam ve dedelerim bu bölgede saygı duyulan insanlardı. Onlar bu topraklar için çok çalışmış, Osmanlı Devleti'nin ordularında kahramanca savaşıp şehit ve gazi olmuşlardı. Annemi ve babamı çok sevdim. Onlarla birlikte çok güzel bir çocukluk geçirdim. Ergani'nin güzel, sonu gelmez gibi görünen topraklarında koşup oynadım. Yorgun bir halde eve döndüğümde annemin ve babamın gülümseyen yüzüyle ve sımsıcak sevgisiyle karşılaştım. Öğrenmeye çok meraklı bir çocuktum. Evimizdeki çoğu kitabı okudum. Bulduğum gazeteleri ve dergileri merakla inceledim. Böylece henüz okula başlamadan önce kendi kendime okuma ve yazmayı öğrendim. Annem ve babam da okumam ve öğrenmem için bana daima destek oldu. Battal Gazi Destanı'nı, Ahmediye'yi, Hazreti Ali Cenklerini ve Muhammediye'yi annemden dinledim. 5 yaşıma bastığımda Ergani'deki İnkılap İlkokulu'na başladım. Öğretmenimi çok sevdim ve ona çok saygı duydum. Öğretmenim de beni çok sevdi çünkü başarılı bir öğrenciydim. Tüm dersleri sevdim ve hepsine çalıştım. Ayrıca az bilgiyle yetinmedim. Hep daha fazlasını merak ettim. Daha fazlasını öğrenmek istedim. Şimdi size bir sır vereceğim arkadaşlar. Bu yıllarda kalbimde bir kıpırtı hissettim. Evet, içimde çok güzel bir duygu hissettim. Onun ismini o zamanlar koyamadım. Ancak sonradan anladım ki bu his, şiire ve edebiyata olan yoğun sevgiymiş. Ben okumaya, yazmaya, kitaplara ve şiire aşıktım. İlkokulumu böyle güzel hisler ve başarılarla bitirdikten sonra bana farklı bir yol göründü. Kahramanmaraş. 1944 yılında sınavlara girip Maraş Ortaokulu'nda parasız yatılı olarak okumaya hak kazandım. Eğitimime devam etmem için doğduğum topraklardan ayrılmak zorunda kaldım. Sevgili ailemle sarılıp vedalaştım. Onları çok özleyeceğimi biliyordum ama eğitimin önemini de biliyordum. Güzel başarılar elde etmek istiyordum. Büyük hayaller kurup, büyük hedeflere doğru koşmak için fedakarlıklar yapıp çok çalışmam gerekiyordu. Kahramanmaraş'a giden küçük bir çocuktum. İlk defa ailemden ayrı kalacaktım. Endişelerim vardı ama korkmuyordum. Birkaç kitabımı ve elbiselerimi yanıma alarak Maraş'a gittim. Size verdiğim o sır vardı ya arkadaşlar. Hani kalbimdeki o his. İşte o his ortaokulda beni tamamen ele geçirdi. Kitaplar en büyük dostlarım oldu. Kütüphaneler evimdi. Her gün başka bir kitap okudum. Kitapların sayfalarına dalıp bambaşka dünyalarda gezdim. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Şiir okumayı seviyordum. Hem halk şiirimizi hem de divan şiirimizi severek okudum. Şiir yazma denemelerim de oldu. Bu yıllarda yazdığım şiirleri saklamaya değer bulmadım. Kitapların arasında geçirdiğim ortaokul hayatımdan sonra lise okumak için Gaziantep'e gittim. İlk şiirim bu yıllarda Necip Fazıl'ın Büyük Doğu Dergisi'nde yayımlandı. Bu beni çok mutlu etti. Şiir yazma isteğimi daha da artırdı.
Liseden başarıyla mezun oldum ve Ankara'daki Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin sınavını kazanarak buraya kaydoldum. Üniversite yıllarımda şiir, hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu. Mona Rosa adlı şiirimi ilk defa Hisar dergisinde yayımladım. Daha sonra aynı şiirimi alt başlıklarda ekleyerek Mülkiye dergisinde yayımladım. Büyük ilgi gördü. Yaklaşık 50 yıl boyunca bu şiirimi kitap olarak basmadım. Bu şiir fotokopiyle çoğaltılarak elden ele dolaştı. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallarda durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Arkadaşlar, yazmak, hayallerimizi sayfalara taşımak ve sayfalar üzerinde yepyeni dünyalar kurmak demektir. Siz yazmayı denediniz mi hiç? Bir küçük hikaye, minik bir şiir, ufak bir yazı yazmayı deneyin. Yazmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu eminim ki hemen fark edeceksiniz. Üniversiteyi bitirerek Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başladım. İşim dolayısıyla Anadolu'yu adım adım gezdim. Gittiğim yerlerde sadece işimi güzelce yapmakla yetinmedim, oralarda çok iyi gözlemler yaptım. Neden mi? Çünkü her şehrin ve her insanın bambaşka bir dünya olduğuna inanıyordum. O dünyaların nasıl olduğunu merak ediyordum. Onları yakından tanımak için hepsini dikkatle izledim. Bu işte 8-9 sene çalışmıştım. Daha sonra istifa ettim. Evet, istifa ettim çünkü artık bir karar vermiştim. Hayatımı kitaplarla yaşayacaktım. Dergi çıkaracak, sürekli okuyacak ve yazacaktım. Böylece benim için yepyeni ve farklı bir macera başladı. Bu esnada çok önemli bir gelişme oldu. Bir şiir kitabım çıktı. Evet, 1959'da ilk şiir kitabım olan Körfez yayımlandı ve okurların ellerinde dolaşmaya başladı. Bu benim için çok büyük bir adımdı. Ancak tek bir adım yeterli değildir. Öyle değil mi arkadaşlar? Hedefimize varmak için adımlar üstüne adımlar atmalıyız. Ben de kollarımı sıvayıp başladım çalışmaya. Diriliş isminde bir dergi çıkardım. Bu dergi beni hedeflerime götürecek bir araçtı. İsmi ise çok güzel anlamlar barındırıyordu. Diriliş, yeniden uyanmak demektir. Uyanmak, ayağa kalkmak, düştüğümüz yerden havaya sıçramak, cesur ve korkusuz adımlarla geleceğe doğru yürümek demektir diriliş. Bizim atalarımız tüm dünyaya ismini duyurmuştu. Haksızlığa uğrayanlara kucak açmıştı. Adaletsizliğin karşısında durmuştu. Hem ilmi kitaplar yazarak hem de bilimsel araştırmalar yaparak tüm dünyayı etkilemişti. Benim istediğim de tam olarak buydu. Dirilerek oturduğumuz koltuklardan ayağa kalkmak, yeniden gece gündüz çalışıp çabalamak ve yeniden tüm dünyanın tanıyıp bildiği insanlar haline gelmekti. Dedelerime layık bir torun olmak istiyordum. Bu hayalimden hayatım boyunca vazgeçmedim ve yalnızca bunun için çalışıp çabaladım. Benim bu gayretimi, yani samimi çabamı gören pek çok insan da benim yanıma gelmeye başladı. O insanlarla bu güzel yolda beraber yürümeye başladık. Daha hızlı yürümek için pek çok kitap yazdım. Diriliş ismi kitaplarımın birçoğunda geçti. İnsanlığın dirilişi, ruhun dirilişi, İslam'ın dirilişi ve Diriliş Neslinin Amentüsü gibi pek çok kitap yazdım. Bu kitaplarımda her zaman bize miras kalan güzel medeniyetimizden, yani bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizden bahsettim. Bize düşen görev önce kendimizi, sonra ne yapacağımızı bilmekti. Kendimizi ve ne yapacağımızı ise yalnızca yüce tarihimizi, güzel medeniyetimizi okuyarak bilebilirdik. İşte arkadaşlar, bu da benim hayat öykümdü. Medeniyetimizi diriltmek benim ülkümdü. Okumaktan ve yazmaktan sakın ha vazgeçmeyin. Büyük hayallerinizi aman ertelemeyin. Bir kalem kağıt alıp siz de benim gibi yazın. Gün doğmadan neler doğar? Kağıtlarda yaşatın güzel hayallerinizi.